Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gazze'deki korkunç savaş 157 gündür devam ediyor. Ramazan'a kadar bir ateşkes beklentisi vardı. Bu beklentiyi yaratan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dı. Netanyahu'dan böyle bir söz aldığını söylemişti. Fakat daha sonra geri adım attı. Netanyahu'nun bir ateşkese yanaşmadığı, kabul etmediği anlaşıldı ve Ramazan başlarken saldırılar devam ediyor. Netanyahu, Amerikan başkanının önüne koyduğu bir takım böyle soluk kırmızı çizgileri de çiğnemeye kararlı. Tabii ki Biden'ın bu tutumunu, bazı kırmızı çizgilerden bahsediyoruz. Bu tutumunu nasıl yorumlamak lazım? Bunu tabii ki İsrail'e olan sadakatiyle Netanyahu ile arasında olan sorunları birbirinden ayırarak ele almakta fayda var. Ama gelinen noktada nerelerde sorun var? Bunlarla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Refaha girilmemesi konusunda Amerikan başkanının uyarıları var. İnsani yardımın önünün açılması, bir koridor oluşturulması konusunda ısrarı devam ediyor. Bunun dışında sivillere dikkat edilmesini istiyor. Son olarak ulusun birliği konuşmasını yapmıştı kongrede ve bu konuşmasında da şimdiye kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde İsrail yönetimini eleştirilerini dile getirdi. Burada bir yanılsamaya ya da bir illüzyona çok da gerek yok. Yani Amerikan başkanının kendisini Siyonist olarak defalarca nitelendirdiğini hatırlayalım. Burada daha çok yapmaya çalıştığı şey İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını sürdürmek ve Netanyahu'nun şu anda tutturduğu yolun İsrail'e zarar verdiğini söylemek. Bir anlamda İsrail'i Netanyahu'nun şerrinden korumaya çalışıyor diyebiliriz ve de birazcık daha işte rasyonel davranabilecek İsrail'deki aktörleri oyunun içine daha fazla dahil etmeye çalışıyor. Buradan hareketle Netanyahu yönetiminin altını oymaya çalıştığı yönünde çıkarımlar da var. Bunun için bir takım somut şeyler, göstergeler de söz konusu. Önce ben burada Biden'ı yanlış anlamamak için Biden'ın geçmişiyle ilgili birkaç şey söyleme gereği duyuyorum. Biden dediğim gibi kendisini birkaç kez Siyonist olarak nitelendirdi. 7 Ekim sonrasında da bunu birkaç kez tekrarladı. Ama biraz daha geçmişe gidelim ve Biden'ın aslında İsrail ile ilgili, Filistin konusuyla ilgili siyasal kariyerinde bir tutarlılık olduğunu söyleme gereği duyuyorum. 1982'de o zaman Lübnan işgal edilmişti. Birkaç günlük bir işgal idi. Yani birkaç gün olmuştu daha doğrusu işgal başlayalı. Başbakan Menahem Begin Amerikan desteğini garantilemek için Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'ne bir konuşma yapmıştı. O zaman Biden genç bir senatör idi ve o toplantıda daha sonra Menahem Begin'in aktardığı şekliyle Biden şöyle bir konuşma yaptı. Eğer Kanada'dan ABD'ye saldırı olursa buradaki herkesin diyeceği şey Kanada şehirlerine saldırın ve sivillerin öldürülmesini umursamayın. Bu biraz Begin'e bile fazla gelmiş olmalı ki hayır hayır böyle değil diye de itiraz etmiş. Şimdi yani kraldan çok kralcı bir Biden yönetiminin sicili geçmişe dayalıyor. Daha sonra 1986'da buna benzer bir konuşma daha gerçekleştirildi. Bunun videosu var zaten. Birçok kişi Senato'daki bu konuşmayı bilir. Orada da İsrail'e yardımdan biraz şüphe duyan ya da bundan pişmanlık duyanlar var ve onlara karşı sert bir açıklama yapıyor. Diyor ki özür dilemek için bir sebep yok, hiç de yok. Bu yaptığımız en iyi 3 milyar dolarlık yatırımdı diyor. Malum İsrail yılda 3-3,5 milyar dolar Amerika'dan yardım alıyor. Bu 79'dan beri Mısır'la birlikte alıyor ama öncesinde de sistematik olarak işte aşağı yukarı bu miktarda yıllardır, onlarca yıldır bu yardımı alıyor. Devamında diyor ki Biden eğer İsrail olmasaydı ABD bölgede kendi çıkarlarını korumak için bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı. Şimdi gelelim Biden'ın 7 Ekim sonrası tutumuna. Ne dedi?
Dedi ki savaş siviller ölünce, sivil kayıplar artınca bunu açıkça savunmaktan çekinmedi. 1982'de yaptığı gibi aynen şunu söyledi. Savaş açmanın bir bedeli olacaktır. Yani sanki çoluk çocuk İsrail'e savaş açmış ve bunun bedelini onlar da ödüyormuş gibi bir komik, trajikomik bir açıklama, insanlık dışı bir açıklamada bulunmuştu. Bunun ötesinde ne yapıyor? İsrail'e şu ana kadar yüzün üzerinde silah satışı anlaşmasına onay verdi. Bunun dışında tabii ki İsrail'e yeni cephelerin açılmaması için Amerika bütün gücüyle bölgede konuşlandı. Diplomasi ve siyasi baskı mekanizmaları bölgede kol geziyor. Bunun ötesinde BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i sıkıştıracak herhangi bir karara izin vermedi. 3 ateşkes çağrısı yapan 3 karar tasarısını veto etti. Sonuncu veto 20 Şubat'taydı. Bu arada mesela Ramazan nedeniyle Sudan'daki çatışmaların durdurulması konusunda birkaç gün önce BM Güvenlik Konseyi'nden İngiltere'nin önerdiği bir tasarı hemen geçiverdi. Yani İsrail söz konusu olunca bütün kapılar kilitleniyor ama Sudan ya da bir başka ülke söz konusu olunca hemen kimsenin itirazı olmaksızın bu kararlar kabul ediliyor. Bunu da bu çifte standardı ve Birleşmiş Milletler'in içine düşürüldüğü acziyeti de vurgulama gereği duyuyorum. Şimdi bunun dışında peki Biden'ın yani bu İsrail'e olan sonsuz desteği, sarsılmaz desteğinin bir istisnası yok mu? Bunu sadece geçmişte de olduğu gibi Menhem Begin'le de benzer bir sorun yaşamıştı. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi konusunda Biden'ın öteden beri bir itirazı var. Şimdi birazcık işte Netanyahu'yu dürtmek için, sıkıştırmak için de işte Mart ayının başında Batı Şeria'daki istikrarı bozan, barışı tehdit edenlere karşı işte yaptırım uygulanacağına dair bir tasarıyı başkanlık emrini daha doğrusu imzaladı. Şimdi tabii buradan hareketle yasa dışı yerleşimlerini şiddetle savunan hükümet içerisinde radikal bakanlar var. Smotrich ve Ben-Gvir gibi bunları da hedef aldığına dair çıkarımlar yapılıyor. Biden bu iki isimle sorumlu. Yani bu iki ismin hükümette yer almamasını istiyordu. Bu konuda Amerikan elçisi işte Netanyahu'yu uyardı ve ama sonuç alamadı. Her neyse Netanyahu'nun yıldızı Biden'la pek barışmıyor. Bunu biliyoruz. Ama kabine oluşturulurken bu aşırı sağcı, yerleşimci, yerleşim terörünü açıkça destekleyen bakanların dışlanmasını da bekliyordu. Olmadı. Ama bunun İsrail'e bir bedeli var mı? Hayır, yok. Sadece Amerikan Başkanı ile İsrail Başbakanı anlaşamıyorlar belli konularda ama bu İsrail'in genel gidişatını, soykırım savaşını finanse etmeyi, desteklemeyi, silahlandırmayı kesinlikle engellemiyor, engellemedi. Şimdi hani bir istisnası var mı derken bir şey daha var, onu da vurgulayalım. Şimdi önce bu birliğin durumu konuşmasında dikkat çeken bir mikrofon açıkken sözü vardı. Daha doğrusu konuşmadan sonra alanda işte senatör Michel Bennet ona Netanyahu'ya yönelik baskıyı sürdürmesini isterken o da şunu söyledi. O arada mikrofon açık olduğunu bilmiyordu. Ona dedim ki Bibi bunu tekrarlama. Sen ve ben çok açık sözlü fikir değiştiren bir toplantı yapacağız dedi. Burada kullandığı ifade işte bu yani günahkarların tövbe için İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiği toplantılara atıf yaptı. Yani dini bir referans kullandı. Arkasından bir yardımcı uyardı mikrofon açık diye o da iyi iyi çok iyi falan diyerek de üsteledi. Yani çok da böyle geri adım atmadı. Şimdi bu nedir peki? Hani fikir değiştirecek kritik toplantı nedir? İşte burada refah meselesi var, insani yardımlar var vesaire. Şimdi Amerikan Başkanı'nın tabii bir takım sıkışıklık hallerinden söz edebiliriz. Yani içeride Amerika kamuoyunda bir durum biraz değişiyor. Mesela Kongre'de 37 Demokrat üye başkana çağrı yaptı. Dedi ki eğer refaha saldırı olursa bu refah neresi? Refah Gazze'nin güneyinde insanların sığındığı 1,5 milyon insanın sığındığı son tutunma yeri diyelim. Ondan sonrası yok artık.
İsrail buraya operasyon düzenlemekte kararlı. Bu 37 demokrat üye işte İsrail'e açık bir şekilde yani buraya girerseniz uluslararası hukuku ihlal edersiniz ve silah yardımları anlaşmaları da sıkıntıya girer. Olur mu, olmaz mı? Bunun bir etkisi var mı? Oldukça zor ama kamuoyunda böyle bir hassasiyet var. Mesela işte kongre üyelerinin önünü kesip soykırıma son verin, desteği bitirin şeklinde insanlar çıkışıyorlar. Bunlar arasında Yahudiler de var. Bunu görüyoruz, izliyoruz ibretle. Şimdi ama ne var burada? İşte kırmızı çizgi derken bunu bir röportajda sordular. Yani şeyin hiçbir kırmızı çizgisi yok mu? Biden'ın kendisine soruldu. O da yani uyarıları var ama mesela İsrail'in savunmasını sekteye uğratacak, zayıflatacak herhangi bir kırmızı çizginin olamayacağını söyledi. Şimdi bir taraftan da dediğim gibi çaresizce dünyanın süper gücü, İsrail'in en önemli destekçisi İsrail'i durdurmuyor. Bir taraftan yakınıyor, bir taraftan da bu soykırım savaşına silah göndermeye devam ediyor. Yani korkunç bir çelişki var. Tabii ki Amerika'yı köşeye sıkıştıran başka faktörler de var. Yani bu savaşın nereye gideceğini görmeye çalışıyorlar. Netanyahu onlara bir yol haritası sunmadı. Kendi kabinesine sunduğu yol haritası var ama bu yol haritası Amerikan yönetimini tatmin etmiyor. Çünkü orada İsrail operasyon özgürlüğü istiyor. Yani dilediği zaman Gazze'ye girip çıkmak, kontrol etmek gibi böyle keyfekeder bir işgal durumu yaratmak istiyor. İşte Hamas'ı bitireceğim diyor ama nasıl bitireceğini belirtmiyor. Orada alternatif yönetim kuracağım diyor ama bunun kesinlikle Filistin yönetimiyle olmayacağını söylüyor. Yani olmazların, kesinlikle olmazların yer aldığı bir yol haritası Amerikan yönetiminde tatmin etmiş değil. Refaha girmekte ısrar ediyor. Tabii refaha girmenin ötesinde Mısır ile Gazze arasındaki sınır hattını, Philadelphia koridoru denilen hattı da yeniden kontrol etmek, Mısır'la geçişleri tamamen kapatmak gibi bir takım hedefleri var. Onun için de Refah'ı tamamen temizlemek, 1,5 milyon insanı oradan da yerinden etmek gibi çılgınca insanlık dışı bir planda ısrar ediyor. Burada Netanyahu'nun işte birazcık daha dürtmek için yaptığı bir takım şeyler var. Dediğim gibi Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerle ilgili bir karar aldı. İkincisi de Gantz'ı davet etti. Bu kabinede, savaş kabinesinde yer alan bir bakan ve de muhalefet lideri. Netanyahu'nun izni olmaksızın Washington'a davet edildi. Orada Dışişleri Bakanı, işte Başkan Yardımcısı ve de Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla görüşmeler yaptı. Bu Netanyahu'nun altının oyulması olarak da yorumlandı. Hatta New York Magazine'de bir yazı çıktı, Kudüs Mareşli. Burada yani tabir caizse Biden yönetiminin Netanyahu'yu devirecek taşları yokladığını söylüyor, savunuyor. Bunun dışında ordu içerisinde de bir şey var, sıkıntı var. Bunu da Haaretz yazarı, askeri analisti Amos Harel'den okuyoruz. Diyor ki, ordu Biden'ın tüm görüşlerini paylaşmayabilir ama her biri bu savaşı sona erdirmek için bir stratejiye ihtiyaç olduğunu anlıyor. Yani Biden birazcık ordu içerisinde, biraz siyaset içerisinde Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak alternatifler bakıyor. Belki bir hükümet değişikliği olur mu olmaz mı? Bu da spekülasyona açık bir konu. Tabii savaş varken böyle bir iktidar değişikliği İsrail içerisinde de başka tartışmalara yol açıyor. Ama Biden'ın tam olarak ne yapmak istediğini bilmesek de Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak bir takım hamlelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geri kaldı anlatmak istediğim iki hamle. Bu da insan yardımlarla ilgili. Malum 1 Mart'ta insanlar işte insan yardım konvoyuna üşüştüğünde İsrail ordusu taradı ve 114 insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu insanları katletti. Bu tabii ki uluslararası alanda büyük bir
şok yarattı. Bunun üzerine ertesi gün CENTCOM, yani Amerika'nın Orta Doğu bölgesinden sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı havadan insani yardım indirdi. Tabii biraz bir şov, biraz uluslararası kamuoyunu yatıştırma amacı da taşıyor. Çünkü çok derde deva olacak bir operasyon değil. Bir seferde 34 bin öğün atıldı. Gazze'nin ihtiyacı 2,2 milyon insan şu anda tamamen dışarıdan yardıma muhtaç. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre 570 bin insan açlık, tehlikeli bir şekilde açlık sınırında ve açlıktan ölen insanların sayısı onun üzerinde. Bunların çoğu çocuk. Şimdi böylesi bir günlük öğünün herhangi bir şeye yetmeyeceği çok açık. Bir de insanların ölümüne de neden oldu. Buna başka bölgeden işte yanılmıyorsam Mısır, Ürdün, Arap Emirlikleri var mı emin değilim ama bunlar da kendi uçaklarıyla havadan bu şekilde yardım indirdiler. Bu birazcık yani Netanyahu'nun yani tuhaf bir durum tabii. Yani Amerika bir taraftan İsrail'e yardım ediyor, silah gönderiyor. Diğer taraftan İsrail bu silahla Filistinleri vuruyor, yardımlara üşüyen insanları tarıyor. Yani Amerika ile İsrail arasındaki ortaklığın tabiatı da, açısından da tuhaf bir durum ama maalesef bu korkunç savaşta bu tür şeylerde yaşanıyor, görüyoruz. Şimdi Amerikan yönetimi bir şey daha yaptı. O da işte Biden duyurdu birliğin durumu konuşması sırasında bir liman inşa edileceğini duyurdu. Kıbrıs aktarmalı bir operasyon yürütülecek. Gemiler Kıbrıs'tan insani yardımlarla Gazze limanına yanaşacaklar. Bu ne zaman inşa edilecek? Kimileri bir ay, kimileri 2 ayda ancak inşa edilir diyor. Ama insanların ihtiyaçları çok acil. İnsanlar ölüyorlar. Açlıktan ya da bombardımanla ölüyorlar. Ve bunun neye derman olacağı tam olarak bilinmiyor. Bunun dışında bununla ilgili Filistinlilerin de bazı şüpheleri var. Bir kere yetersizlik en temel şey. İkincisi kontrol. Yani bu limanla İsrail'in istediği şekilde bir işgalci rejimin tesisine yönelik bir hazırlık olarak görenler de var. İsrail'in yapmak istediği şeyle ilgili birkaç şey söylemek lazım burada özellikle. O da şu. İsrail mesela bu sefer yeniden inşa yani hem gıda operasyonu ve başka operasyonlar hem de yeniden inşada buna izin verip vermeyeceği de belli değil ama olursa burada Katar değil de mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin rol almasını istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni model olarak benimsiyorlar. Burada mesela bu insani yardımı kontrol altında tutarak Muhammed Dahlan'ın bölgedeki yeniden etkisini artırma, onun üzerinden yeniden bir yönetim tesis etme gibi bir takım fikirler ortaya atılıyor. Dahlan kim? Daha önce yani Hamas seçimle iktidara gelmeden önce El Fethi'nin Gazze'deki adamıydı. Fakat İsrail ile işbirliği yaparak Hamas'a işte darbe planladı. Buna karşı Hamas da silahlarını konuşturdu ve Fethi'yi bastırdı. Dahlan da kaçtı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı böyle gizli operasyonlar şefi haline geldi diyelim. Şimdi bununla İsrail oyun oynamaya çalışıyor. Bu insan yardım koridoru acaba bu planların bir parçası olabilir mi diye de bir soru var. Özetle Gazze ölmeye devam ediyor, açlık devam ediyor. Amerikan yönetimi güya bir takım kırmızı çizgiler belirliyor ama İsrail bunu takmıyor. Ve de Amerikan yönetimi İsrail'e silah göndermeye devam ederken bunu tartışma konusu etmezken Filistin'e de havadan ya da gelecekte limandan yardım gönderiyor ve bu çelişkiyi Amerika'nın midesini kaldırmıyor. Fakat uluslararası alanda da buradaki yaman durum net bir şekilde ortada. İnsanların tepkileri artık her tarafta duyuluyor. Ben de bunları sizlerle paylaşmış olayım istedim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, paylaşımlarınız için ayrıca abone olan, yorum yazan, işte katkı sunan bütün dostlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.